Türk sesini, daha doğrusu Irak Türklerinin sesini Irak Türklerine, başka diğer Türklere de, dünya çapında olan Türklere sesini yetiştirmiştir. Bu sırada tabii bu millet, Türk milleti Abdülvahid Küzelçioğlu'na şerefle, şanla iftihar duymaktadır. Olunca 1959'da Radyo Evi Türkmenca bölümü açılınca benim Abdülvahid Küzelçioğlu ses sanatkarı diyen bir kardeşim değil. Belki de benimle ekiz diyen, ekiz bir kardeştir. Bir düz ekmek kardeşidir. Bir duygu kardeşidir. Bir daha doğrusu milliyetçi bir insan benimle beraber 1959'dan tabi güne kadar, son günlerine kadar Türkmenca bölümün Türkmen edebiyatını, Türkmen folklorunu, Türkmen sesini Degil ve Irak çerçevesinde dünyaya tanıttırdık. Aynı zamanda Türkmencanın temelini her yerde olursa olsun, Tilafer'de olsun, Erbil'de olsun, Bağdat'ta olsun, özellikle kardeşlik grubunda olarak her il dönümü dolayısıyla horiyatlarıyla, senatıyla, daha doğrusu bunu bir kaybetmemizde yalnız bas Irak Türkleri değil, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Ankara, İstanbul, daha doğrusu nerede bir Türk varsa Abdülvahid'i içli içli tanır ve bunun eğiliğini ve bunun coşkunluğunu ve bunun sesini içimizde çocuklukken yaşatırırız ve yaşatırırız da aynı zamanda kendisini ölmeyen bir insan duyarak. Merhamın üzerine her ne desek hele hakkında azdır. Çünkü bu merhum benim aziz arkadaşım idi. Bu merhum çok hizmet etti bu dile. Çok, yani ömrü 9 yaşından 10 yaşından bu hizmet etti bu dile ile hız bir güne kimi. Bu millet bunu içine etse hele bu millet özü borçlu olacaksa. Özü diyerdim ben millete borçluyum. Tamam, özü millete borçluydu. Bu diline borçluydu. Bas millet aynı halde bunu hasar etti. Biz böyle adam daha tapabilmarız. Ve bir böyle adam, bu Türkmen milletinde bir böyle adam zahmet vücuda gelsin. Çünkü ben bilmem bu şahıs neler etti. Nanzı hayattaydı bu millet. Ahir lahza, ahir lahzanı gördüğümüz ki ne diyor? Ne diyor? Bir böyle insan, biz böyle insanı, benim indi Türkmen milletine bir diyeceğim var. Bir diyeceğim ne de Türkmen milletine? Türkmen milleti gerek ki bunun için bir timsal yapsın. Bunun için gerek bir timsal yapılsın. Bu Abdülvahid idi. Abdülvahid 1948'da, 49'da, 50'de ispat etti, koydu alemde bilseler ki Türkmen milleti Kerkük'te var. Bu o Abdülvahid idi. Gerek biz bunu unutmayalım hayatta. Hayatta kaldıkça biz bunu unutmayalım. İkinci, Abdülvahid eşitmedim bir günden bir gün bir Türkmanı harabını kırsın, yok egisin. Çok milliçiydi. Çok Türkmana yakın bir insanıydı. Her vakit gelirdi dükkanda, Allah affetsin, otururdu yanımda. Et satardım, öze otururdu yanımda. Diğerde gıfır kasap, kurbanın oğlum Türkman milletinin gövlen kırmıyorsan. Allah vakit olsun, günahı uz boynuma bu adamın hakikatiymiş. Her vakit bana tevcih eder. Ve biz hasar ettik özünü. Hasar etmemişik özünü. Ve inşallah Allah utantırmaz özünü. Allah yerini cennet eder. Yerini cenneti inşallah görür nurdan dolsun. Ve onca Türkmen milletinden bir ricam var. Bu çok yoruldu Türkmen milletinin uğrayacak. Amerika'da mağni dedi, London'da mağni dedi, Bağdat'ta, hamsi yerlerde kusur koymadı. Biz de gerek kusur koymayalım o zici. Ege biz hakiki Türkmanık. Ege hakiki Türkmanık biz. Gerek Abdülvahid'in eyliğini her vakit koyak gözümüz o güne. Her vakit koyak gözümüz o güne ki bu millet için etti. Gerek biz bir timsal yapak o zici musallada.
kömür gözlüm ağlamaz. Ben buralı değilim, bana gönül bağlama. Ben buralı değilim, bana gönül bağlama. Tutsağım civanım, tutsağım imanım. Neler ettiğim canım, ne çektim vereyim. Yoksun seni alayım, tutsağım civanım. Abdülvahid, sanat hayat. Benim adı. Aynı bir Kur'an okuyucu iyi bir makam bilirdi. Öz tabam üstadımız idi. Ve biz bunun hazır olmuşuz. Bu Fatiha'sına bir küçük bir vacipti yapırız. Lenne bu insan bizim milletimize çok bir güzel hizmeti etti. Ve bizim kalbimizdeydi. Ve inşallah yadan da çıkmaz. Her zikrası da inşallah her vakit düşünün özünü. Allah affetsin özünü. Ve bütün milletimize diyarak başımız sağ olsun inşallah. Londra Hamedoğlu ile Hoyrat yarışması. Çok sayıda değerli vatandaşlarımız var, sanatseverlerimiz var, bazı o kardeşlerimiz var. Büyük ustadımız Abdülvahid Küzelçioğlu'nu gelip ziyaret etmeye ve geçmiş olsun demeye. İsterseniz teker teker bazı o kardeşlerimizin alağın. Buyurun Ege, ustad sizi bekleri. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Necesen? Sıhhatı? Sağ olasın. İyi sen? Sağ olasın. Ben Safiye Beyraktar'ım. İyi tanım seni, iyi tanım. Sıhhatı necadır? Vallahi o yurdu, Neşat'ın medresi de. He.
geldi. Ha valla. Onda iyiydim. Ha valla onda iyiydim. Düştüm aldım geldi yere. Kaydı yoktu. İnşallah Allah uzun ömürler verir. Gece gündüz dua ederim ben. Sağ olasan. Biz sana uçu dua ederek sen Türkman fenini, Türkmanın manilerini, Türkmanın hoyratlarını sen anladıysan aleme, sen anladıysan bizlere, sen bizim hocamızsan, sen bizim büyük bir değerli bir insanımızsan. Allah sen sana kusur etmesin. Sağ olasan. Bu son kitabımda sana armağan olsun. Bu da torunumdur. Sağ olasın. Sağ ol. Saygılarımla. Dali buyurun. Bu da kızıdır ustad. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. İnşallah 100 yıl ömrü. Allah razı olsun. Faiza Hanım, Faiza Selim Hanım. Selamun aleyküm. İyi sen. Sıhhat ol. Geçmiş olsun Geram. Büyüdümüzsen, inşallah büyüdümüz kalırsan. Ha, bunu elimle getirdim, elde ettim. Sağ olsun, size bunun iyisi layıktı inşallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Biz Aslan İvan'ın bürosuz. İnşallah çok tarihte yazılsan, Türkmenleri durdurup sana ayakta. Senin sözleri çok mühimdi. Bizleri yani şad edipti. Şaşı alam sağlıkta gidiş. Teşekkür dilerim. Sağ ol. Hepimizin vacibimiz. Sanatçımız İlham Allah Abbud. Emrin verimi. Hakikat, hakikat emrin. Yani o... O şey yani. Bütün meallerini özüm ben çoğunu ben diyorum orada. Bu bizim ustadımızdı bu. İnşallah uzun ömürler, acil bir şifa. Eşkolsun. Hebele Allah seni bize çok görmesin. Hebele bu kerkücü bir yıldız kalasın. Aynen babamın dediği gibi. Yani bu hayat tecrübesi. İnşallah bu da geçer. Babamın toyu çok antişay. Ha konuşup. Konuşmuşuz. Geçti geçer inşallah. Bu dede Sabır Freri vaktinde güreşçiydi. Allah uzun ömürler versin. Eşit. Allah uzun ömürler versin. Sağ inşallah. Ola. Sağ olasan, var olasan. Usta, sağ ol. Hadi Allah ömürler versin. Vay hoş ya. Vay Allah hoş seni ya. Çok görmesin bize ya Rabbi. Allah şifanı versin. Hacı teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Ustad Nasih Derzi. Abim ne desin? İyisin inşallah. Ne desin? Hayatım sen. Hayatım. Ya zahmet. Ya zahmet. Nezaz. Hayat. Zeynel Abdin Bayatlı. Kuşları yıkar atı. Bir kendine bakarsa o sıra kimin hayatı? Gözüm sen. Daha neydim? Fakir adam. Kim yeri fakir adam? Evet. Olduğu gün öleydi, kalmayaydı fakir adam. Bakışarım öyle. Sağ olasın. Bu da Dayı Kadir'in torunlarındandı. Rahmetli Aha. Dayı Kadir. İsmail'in oğlu Mustafa. Dayı Kadir de kusur etme. Dayı Kadir de bir makam eviydi. Hele makam evi asılmamıştı. Evinde her hafta görüşü. Sağ olasın. Tamam. Mullah Taki. Hacı Sakın oğlu ya. Sen bir bayrak rayılısın. Türkmen'in bir alamı sen. Üstad Suat. Şeyh. Hayatım sen. Geçmiş ol inşallah. Allah razı olsun. Adam Şerif borcu. Edhem Şerif borcu. Adam. Geçmiş ola. Sağ olasın. Burhan Kalali. Sağ olsun. Geçmiş olsun. Albay Burhan Haçtayip. Amma oldu bana. Mama ola konuşumdu babana ne konuşsun. Sonra Muhammed İhsan bir yerde. Böyle değil mi? Bir şerit görmüşüm. O şerit okuyor. Bir günde geldi yanıma bir çizgi getirdi. Kasmamız dedim bunu Ankara'da yetmişim. Böyle değil mi? Hayatım. Kahve var. Kaldırmış ama. Sağ olasın. Sanatçımız Yılmaz Arol. Oyunlar var. Hayatım üstadım. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Tamam bittim. Siz bu işi devam edin. İnşallah. Yardımı... Sen yüz ömürler, yüzlerce yıllar yaşayasan. Sen zaten Türkmen sanatının temel taşısan. Sen de kusur etmedin. Siz iki hiç inkar olunmaz. Siz ikinin yanında yani, bir şey değil. Yani dede cumhurdan yardımlaşın. Dede koduya bakma. Bilakis bizim hamdolsun siz varken
sizin sənətləriniz var ki, sizin xoyatlarınız var ki. Bu adamlar şairdir. Mənim zaten 4-5 şarkımı özü oxuyubdur, ustad. Yılmaz abiye kusur koymaz. Abdülvahid Cüzati'den Kerkük için değil, hatta bile Türkiye'de de güzel konserler vermişik. Dadoş Hüteli'nde, Tel Afer'de olsun, Musul'da olsun, Helle'de olsun, Bağdat'ta olsun. Kerkük'te hemen değilmez zaten oturmalarımız çok zordu. Devam edin, devam edin. Zaten güzel eserler de yanımda var. İnşallah ileride size armağan ederim bunları. Bir video düşse elime. Gözüm üstte. Geçmiş olsun üstad. Geçmiş olsun. Berberi o gazi berber. Geçmiş olsun. Hadi gazi edin. Ben. Hoş. Geçmiş olsun. Uzun ömürler sana. Ben. Hacı Abdin. Aydın Bek. Hacı Abdin. Hayatımız. O saati görürsen. Ben. Ele işin emri. Mesaj atırsanız. Hadi sen baba. Allah bana. Yetişmesen bu. Başa şu an. Halini biraz iyi. Yok yok sağ ol. Sağ ol. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah muvaffakiyet. Her böyle gözümüz önünde olasın. Sağ olasın. Efendimiz merhum Abdülvahid Güzelçi'nin yıl, 4. yıl dönümünü geldik anmaya. Onun ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Zaten bu fenden tabii bir fenden değildi. 50 senelikten fazla Türkmen fennine hizmet vermişti. İlmi bir şekilde, akademi bir şekilde bu adam bir okuluydu, bir mektebiydi. Yaptığı çok güzel şeyler yapmıştı. Onun eserinde izine giden bizim çok fenlerimiz var. Millete hizmet sadece siyaset yoluyla olmaz, çok yollarla olur. En önemli yollar da bir milletin aynası, bir de hazarası, şiiridir, fennidir, şarkısıdır. Abdülvahit Güzelçioğlu. Yaptığı yanlış şimdi kızım. Bundan da başkası var yani bizim Kahate Neşat Medresi salonunda bir İsmail Şehidi İsmail İbrahim salonunda orada aynı bir tören yapacağız. Bu insan hakkında bu insan bize biz boyun borcudur bizim sanatını bütün dünyaya yaymak. Çünkü özü sanatımıza ulaştırdı Londra'ya, Türkiye'ye, Arap devletlerine. Türkmen İşbirliği ve Kültür Vakfı Projeler Sorumlusu Talat Sülal Güzelçioğlu'nun büyük bir üstad olduğunu dile getirdi. O, büyük üstad, büyük sanatçı. Rahmetli Abdülvahid Güzelçioğlu gerçekten Türkmen sanatı, Türkmen müzik sanatında bir okuluydu, bir mektebiydi, bir ustaydı. İndiye kadar çok sayıda sanatçı yetiştirdi. Çok sayıda ezgileri, besteleri, şiirleri vardı bu konuda. Göğrü nurla dolsun. Türk dünyasına ve dünyaya tanıtan Türk medeninin batmayan güneşi Abdülvahid Güzelçioğlu'nun vefatının 4. yıl dönümü Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen bir törenle yad edildi. Törene merhum sanatçının yakınları, dostları ve sevenleri katıldı. Kerkük Türklerini Türk dünyasına ve dünyaya tanıtan Türkmen elinin batmayan güneşi Abdülvahid Güzelçioğlu'nun vefatının 4. yıl dönümü Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen bir törenle yad edildi. Tören saygı duruşu ardından merhum sanatçının ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim'le başladı. Açılış konuşmasını yapan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kasap, gönül isterdi ki bu değerli insan, bu değerli sanatçı daha büyük törenlerle anılsın. Çünkü bu gibi anma törenleri bir ahdi vefadır dedi. Daha sonra Türkmeneli Kültür Merkezi'ni temsilen bir konuşma yapan Şemsettin Küzeci, merhum sanatçı Abdülvahid Küzecioğlu'nun hayatı, çalışmaları ve bilinmedik yönleri hakkında bir konuşma yaptı. İlk okula başlayıptı. Ortaokulda okulu terk edip Kerkük Petrol Şirketi'ne dahil oldu. 1944'te rahmetli Dair Kadir İlhan Bey'den ile birlikte bir müzik ekibi kurmuştu. Usta tiyatrocu İsmet Hürmüzlü, kendi yazdığı serbest şiiri okurken törende duygulu anlar yaşandı. Ölümsüz bir sesti.
yükselen Baba Gurgur'dan. Ölümsüz bir sesti, yükselen Baba Gurgur'dan. Kumral saçlarıyla renkli gözlerini dikmişti Baba Gurgur'un yükselen alevine. Akıtmıştı gönlünü Kerkük'ün Gurgur babasına. Kerkük'te geceydi. Abdülvahit gündüz. Rahmetli hakkında düşüncelerini ifade etmek için kürsüye çıkan yetkili ve katılımcıların ardından merhum Abdülvahit Küzecioğlu'nun oğlu İhsan Küzecioğlu, aslında o sadece benim babam değildi. O Türkmenlerin babasıydı dedi. Tehditlerinden olabilir bir payı vardı. Çünkü ben rahmetim bizim için malmur bırakmadı. Ama güzel bir servet bıraktı. O da ahlak serveti, milletine hizmet servetini bıraktı. Aynı zamanda babası hakkında bazı anıları dile getiren İhsan Küzecioğlu, töreni düzenleyen Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne şükranlarını sundu. Tören sonunda merhum sanatçı Abdülvahit Küzecioğlu'yla vefatından önce yapılan görüşme perdeye yansıtılarak izletildi. Auz Dede Abdullah. Teşekkür. Bir cümle beyram idi. Cesenlerde 5-6 ile var. Ricalık bura aileyen. Hakikate çağırdım, tez gel yarım tez gel, ben geldi dedim, ben neyi çağırsan lütfen. Üstteki dağlardan kallar erimez, veren bahçalardan bilbirler ötmez, yalın sevdesi başımdan gitmez. Tez gel yanım tez gel, beynam gelini herkes sevdi giysin, neler alınır. Tez gel yanım tez gel, beynam gelini herkes sevdiğiyle güler oynarım.